Evet arkadaşlar, yangın bölgesine geldik. İnsanlar çaresiz bir şekilde. Nereden ne zaman ne yanacağı belli değil. İnsanların çaresizliğini anlatamıyoruz. Çünkü insanlar ne zaman nerede ne yanacağını bilmiyor, koşuşturuyor. İtfaiyeler de yetmiyor. Buraya gelen insanlar artık kelimelerle buranın durumunu anlatamıyor. İşte Manavgat'ın durumu bu. Jandarma bir yönden çaresizce müdahale ediyor. Şu anda önümüzde bir tane ev yanacak. İnsanlar oraya gitti ama yapacak bir şey yok artık Manavgat'ta. Duadan başka Manavgat'ta yapacak bir şey yok. Devlet gitmiş artık. Buraya derhal Sülek tarafına bir tane buraya bir tane itfaiye gelmesi lazım. Çünkü burada az yangın var. Eğer buraya ambulans ya da itfaiye gelmezse Sülek'teki yaklaşık 40 tane ev şu anda tehlike altında. İnsanlar çaresizce sağa sola geçiyor. Hayvanlarını kaçırmışlar. İşte burası Sülek'ten burası. Sülek derhal hemen bir tane itfaiye kurtarır burayı. Yetkililerin buraya derhal bir itfaiye yönlendirmesi lazım. Süreye girdik. Yukarıda bizi çağıran, yardım isteyen aileye geçemedik. Jandarma kesti. Sürek tarafında bir tane itfaiye burayı kurtarır. Değil mi arkadaşlar? Evet abi, biz daha nasıl kendimiz yapıyoruz vallahi. Seçim zaman netti buraya geldin. Tam öyle diyebilirim onlara. Alanya'dan bizi izleyen arkadaşların Sürek tarafına hemen Sürek İlkokulu'ndan 100 metre ileride evin birisi tutuştu. Yanında evler var. Diğer evlerin Sürek tutuşmaması oraya, lazım. Sürek mezarlığının orası. Şu ablayı salmayın oraya. Ablayı bir alın. Bakın yangın şu anda şu eve geliyor. Yangına kadar bakın. İtfaiye geliyor. Jandarma da burada. İşte Alanya, Manavgat. Bir şey anlatamıyorsun ki. Devlet bitmiş kardeşim. Devlet bitmiş. Devlet ne yapsın abi? Bayramımızın altında abi. Şuraya bak ha. Burası altında mı kamer ya? En çok oyu burada alıyorlar. Evet, evet, her taraftan yardım gelmesi lazım. En azından yanan yerleri değil de yanacak olan yerlerin. Abi bir itfaiye buraya alır. Bir tek itfaiye. Bir itfaiye buraya alır. Biz burada mağdur kaldık ya. Sürek tarafına derhal izleyenler varsa hemen 15 dakika içinde burada, 20 dakika içinde insanların çaresizliği burada. Ben bile anlatamıyorum. Manavgat'ta yangının kontrolü söz konusu değil. Bazı bölgelerde kontrol altına alındı deniliyor ama bakın jandarma bile elinde bir tane şeyle müdahale etmeye çalışıyor. Halkı sakinleştirmeye çalışıyor. Evet, bakan, sayın bakanlar, Manavgat kontrol altına alındı diyerek yorum yapmışlar. Nerede kontrol altına alındı? İtfaiyesi yok. Helikopter sabahtan beri çalışıyordu. Şimdi bir tane helikopter. Burası Alanya, Antalya, Manavgat yoluna yaklaşık 5 kilometre içeride Sülek köyü, okulun yanı. Bir tane ev yandı ama yanında bir tane daha ev var. Kadın ve yaşlılar gitsin, gençler alsın şanları. Evet, itfaiye geliyor. İtfaiye geliyor şu anda. İnşallah burada yedek itfaiye de gelmesi lazım. İbo. Yola çık. Söndürmeye çalışıyor. Yardımcı olun. Abi daha sıkıntı ya. İtfaiye geldi. İtfaiye geldi. Önce eve müdahale etmesi lazım. Önce eve. Manavgat bu. Manavgat. Evet, itfaiye 48 plak arkadaşlar. Demek ki Dalaman itfaiyesi. Ulan oraya yansıma. Hemen dönüyor şuraya gel. Bu tarafa atlarsan kurtaramay. Buraya itfaiye buraya. Tamam. Komutanım. Komutanım. Eve gelecek bak. Komutanım şuraya alalım şurayı. Oğlum bak
Abi zaten başı başı diye yanık ediyor. Biliyorum söndürmüyorlar. İkiniz de evi... Bu aşağıda ev yanıyor değil mi? Nafta olur mu ya? Dur abi vur işte ne dur. Giriyor abi giriyor giriyor. Şimdi yangın eve bak 10 metre itfaiye geldi. Burayı söndürürse evi kurtaracak. Buraya yedek bir itfaiye daha gelmesi lazım değil mi tekrar? İkinci bir itfaiyen daha gelmesi lazım. Çünkü bunu söndürdüğü zaman. Hangi bölgemize geldi? 17 kilometrelik alanda yangın var şu an. Ne yapsınlar işte biz de diyoruz ya. Dalaman itfaiyesi gelen arkadaşlar. De yani yardım ediliyor. Dön geri. Evet burada itfaiyenin gelmesiyle anlık tehlike önlendi. Bir ev yandı değil mi? Yok şu anda. Yanmadı. O yanmadı mı? Kurtuldu mu? İyi. Tamam. Onu siz kurtardınız değil mi kendiniz? Evet. Bir 5 dakika içinde işte itfaiyenin gelivermesi 5-6 tane evin yanmasına engel oldu. Zaten abi gelseydi sabahtan beri hiç bak buraya hiç geçmeyecekti bu tarafa. Tek 2 tane olsaydı bak kaç orada karşılayacaktık. Boştu burası çünkü. Burası boştu. Eğer burada 2 tane itfaiye yani biz 2 saat önce gelmiş olsaydı buraya şu anda hiç buraya buralara kadar gelmeyecekti. Bu kadar. Bak Poyraz bir oradan geldi bir de bu taraftan geldi. Yani zor durumdaydık. Bu ilk gelen ya bu gelen ilk itfaiye mi bugün? Yok geldiler de gidiyor bir tane itfaiye onu doldurup gelesin ya zaten 2 saat geçiyor. 20 kilometrelik Manavgat'ın bir alanda orman yangını var. Biliyoruz biliyoruz efendim biliyoruz. Şu an sarılarda yaklaşık 30 tane hane. Şu öbür tarafta da çok büyük bir yangın var. Şimdi yani gerçekten şu an biz burada itfaiye konusunda Manavgat olarak çok yetersiziz. Devletimizden de bunun için de bir el atın artık yeter. Şu anda 449 kişi izliyor arkadaşlar. Bunun paylaşın. Arkadaşlar videoyu paylaşın ki Türkiye'nin Manavgat kül oldu. Bitti. Manavgat kül oldu şu anda. Manavgat'ın bir 70 yıl, 80 yıl bitti. Yıllık bir geçmişimiz bitti yani. O yüzden derhal buraya Türkiye'nin İç Anadolu'dan her taraftan itfaiye aracılığı gelmesi lazım. Aynen. Şurada bak bir itfaiyenin bir dakikada gelmesi. Bir yani burada düşünün ki 450 tane itfaiye aracı. Ve biz burada bir tanesine ihtiyacımız var. Bir tane. Düşünebiliyor musunuz? O kadar aracı. Bu da ne demek oluyor? Manavgat bölgesinde şey, hani 20 kilometrelik bir alanda yangın devam etti. Ve evet. Kontrol altına alınamadı. Bir dakika. Burada Cumhurbaşkanı mıdır, Başbakan mıdır, kimdir, her neyse bu görevliler. Şimdi ağzımı bozmak istemiyorum. Kıbrıs'ın şey yapalım. Yok, etmem. Ama herkes yapması gerektiğini yapsın. Bu köy sahipsiz köy değil. Bak, mezarlık evet ya, yandı. Mezarlık yandı ya. Bir tane şey kalmadı. Adam akıllı herkes işini yapsın. Allah yardımcınız olsun. Durum böyle. Bir dakika şöyle işte özetlememiz gerekirse bir itfaiyenin gelip müdahale etmesi bir, iki, üç, dört tane evin yanmasına mani oldu. Dolayısıyla bir itfaiyenin gidip bir itfaiyenin gelmesi lazım. Türkiye'nin her ilinden itfaiyelerin, birer tane itfaiyelerin 80 ilden ikişer itfaiyenin gelmesi Manavgat'ı kurtarır. Yok ablam yok. Ya ormanlar yanıyor ama evler bari yanmasın. Arkadaşlar, sevgili köyler, Şaban geliyor, Tukurgan'a oraya gidelim. Orada ufak bir şey varmış, hemen şey geliyor. İtfaiye geliyor, oraya bir geçmeyelim. Nereye Şavuz? Şaban gelin oraya. Ha şuraya. Köylüler de hep beraber ellerinde tırmık, kürek, eline ne aldılarsa, arabada su falan şey var. Kendi imkanlarımızla, çalılarla. Şimdi bu abi de burayı kazarak otları yok ediyor. Yangının ilerlemesini önlemek için. Yani atlamasını engelliyoruz. Evet. Traktörle de burada kendi amaçlarımızla. Ne biliyor musunuz bunu yani? Devlet büyüklerimiz de diyor ki bugün biz diyor Antalya bölgesindeki yangını kontrol altına aldık. Nasıl aldık? Söyler misiniz bize? Bu Alanya Antalya Manavgat yoluna 5 kilometre evet. Değil mi? İçeride bir yer, ormanda evet, değil. Karacalar Köyü. Sürek Köyü. Ben düşünün bu 20 kilometrelik alanda devam eden bir yangın. Nasıl aldı bu devlet büyüklerimiz bu kontrol altına? Valla. Şaban gelin buraya, Şaban gelin buraya.
Telefonumuz da çok ısındığı için. Yani şu an vatandaş kendi çabalarıyla çalışıyor. Gerçekten işte. Bir de vatandaş bir de organize olmuş. Az önce bir arkadaş dedi ki şu mahalleye gidin, orada bir sıkıntı var dedi. İnsanlar hemen oraya yöneliyor. Bak vatandaş gelmiş evin etrafını sürüyor, kendine yangını kesiyor. Gerçekten ihtiyacımız var. Gerçekten ya burada itfaiye arasında. Bir de Alanyalı var, evet. Alanyalı arkadaşlarımız, oradaki sivil toplum örgütleri. Şu anda burada bu gece evinde konaklayamayacak o kadar insan var. Manavgat'ta elektrik olmadığı için soğuk su yok. Buraya maalesef. Buraya su takviyesi yapılması evet, lazım. Yiyecek, içecek. Elektrik olmadı. Yiyecek, içecek, meyve, sebze. De su yok. Evet. Çünkü bunların tamamı elektrikle çalışıyor. Elektrikle çalıştığı için şu an evlerimizde, hanelerimizde sularımız da yok. Ya biz ondan geçtik yani. Şu yangının önüne bir geçelim. Hadi. Hadi. Bu hadi. Şöyle aşağıya doğru gidelim bakalım. Çaresiz insanlar. Ellerinde tahra, orak. İşte bir de hayvan var burada. Hayvan bile çaresiz. Bir su verebilir miyiz hayvana? Hayvana bir su verebilir miyiz? Şey. Abi bir su al gelsene hayvana. Şu hayvana bir su verebilir miyiz abi? He? O da korku, bakın resmen korkun. Ona da verin bir su. Bir su verin abi be. Orada su var. Bir su verin abi, o ağzından sel yakıyor çünkü. Dokumaya dökülür mü? Bir su döküverin. Evet. Mahalledeki insanlar ayran, bir şeyler getiriyorlar. Alanya'daki sivil toplum örgütleri, belediyemiz bir yardım platformu oluşturarak buradaki evsiz kalan insanların su giderini, su ihtiyaçlarını, yiyeceklerini karşılaması gerekiyor. Biz sadece yangının en ufak olan bölgesindeyiz. Az sonra gidebilirsek başka bir köye gideceğiz. Ama jandarma burada kesmiş. Jandarma bile elinde bir tane şeyle, yaprakla yangına müdahale ediyor. Devam ediyoruz yukarı doğru. Şimdilik buradaki tehlike giderildi. Şu yanan bölge neresi? Şurası. O... Orası dikmen bölgesi. Bizim dikmen zaten yandı mı tamamen? Bölgesi, evet. Şu anda dikmen bölgesi yanıyor. Helikopter de gidemiyor değil mi oraya şu anda? Gider helikopter ama yok. Abi helikopterler sabahleyin 6-7 tur attılar, ondan sonra kayboldular. Şu anda dikmende şeyde bir fayda yok değil mi şu anda? Hiçbir şey yok. Arkadaşlar karşıdaki görünen o karanlık bölge dikmen o bölgesi. Evet. Arkadaşlar videomuzu paylaşın ki daha fazla yerlere ulaşsın. Şu an videomuzu 944 kişi izliyor. Bu bölgelerdeki diğer şehirlerden az önce siz de şahit olduysanız 5 dakika içinde 5 evin yanması önlendi itfaiye ile. Az önce bir tane yere yatan çığırından bir ablamız vardı. Ben çaresiz kaldım. Bunu anlatırken aslında bazen ben toparlayamıyorum kendimi de. Durum böyle. Jandarma da çaresiz. Elinde az önce ben jandarmanın birinin elinde şey gördüm. Vallahi içine girdi ya. Nerede var abi? Koyun içinde en kalabalık. Bunlar teynet. Ne teynet ya? Her yeri yanıyor. Orada mı yanıyor? Oraya itfaiye gidecek. Hani gelecek? Şu giden gelecek. Yok. Başka yok. Gelecek başka. Ya itfaiye var. Arkadaşlar telefonumuz aşırı ısındığından dolayı kapatacağım. Az sonra tekrar açacağım ama geldiğimiz bölgede durumun yukarıda ayrancılar da var. Koşun ayrancılar. Her taraf yanıyor. Manavgat'ta yangın kontrol altında değil. Manavgat'ta yangın kontrol edilmiyor, edilemiyor. Manavgat'ın bazı bölgelerine daha hiç itfaiye gitmediği söyleniyor. Geldiğimiz 7-8 tane helikopter vardı. Şimdi şu anda bir çalışan yok ya. Ne zaman vardı helikopter? Sabah helikopter varmış. 8-9-10 kadar. Şimdi yok. Şimdi şu anda kimse yok ya. Abi bu köy sahipsiz. Bu köy sahipsiz. Bak karşıda yine çok ileride ateş var. Telefonum ısındığı için kapatacağım ama kapanıncaya kadar devam edeceğiz. En azından bir 5 dakikalığına burada biraz rahatlama oldu. İki gündür, bir gün kaç zamandan beri elektrik yok? Bak günden bu yana elektrik yok.
Bulu da sabahleyin 3-5 tane alıp... Yardım geliyor mu buraya? Halk şey yardım, kendi aranızda mı alıyorsunuz? Normal. Kendi aramızda yapıyoruz. 3-5 tane sağ olsun helikopter çalıştı. Ondan sonra yok. Rezalık zaten yandı. Yani başımızda akıllar sağ olsun. Görevini iyi yapıyorlar. Yani. Biz yangının en az zarar verdiği yerdeyiz arkadaşlar. En az zarar verdiği yerdeyiz ama. Abi baksana şu çevreye bak. Bakın şu çevre yanmış. Burada ama Sürek halkı da öyle bir organize olmuş ki. Yani hepsi bir arada bir yerde yangın oldu mu hep beraber koşuyorlar. Ya oralar yandı zaten abi. Orada kalan ateş yani. Şimdi iyi. Şu anda Poyraz geriye döndü. Yanan yere doğru döndürüyor şeyi. İyi mi yani bu? Yanan yere döndü mü? Bir şey yanacak bir şey kalmıyor. Yani yanan yere döndürüyor. Kıyı yanıyor ama. He, kıyıya zarar vermiyor. Bence yangın işi bitti. Bayağı söndü. Burada söndü. Burada. Şurada bir yer var çok kötü yanıyor. Mezarlık orası. Orası nereye? Hayır, daha ileride. Hacı Salı Mahallesi. Hacı Salı. Biz oraya gidelim o zaman. Abi açıver sana bir. Gel. Hemen şunu açıver. Mahalleli kendi aralarında gidip marketlerden soğuk ayran nereden buldunuz? Alankat'tan geçiyor. Çünkü marketlerde şey yok. Arkadaşlar ben yayını burada kapatıyorum. Şu anda sürekli hafif bir kontrol altında ama tekrar bir soğutma için ambulans gelmesi, ya hep ambulans diyorum, itfaiye gelmesi gerekiyor, soğutma için gelmesi gerekiyor. Eğer soğutulmazsa nereden, ne zaman, ne çıkacağı belli değil, değil mi arkadaşlar? Hayır, babama da gidiyor. Tamam. Ersoy, yukarı mahallelerde daha insan var mı? Yukarı mahallelerde var. Yukarılar birçoğu göç etti zaten. Gene de gidelim. Gidelim. Yukarı mahallede zaten salınmıyor ama orada bize yardım isteyen insanlar oldu. Götürüyorduk, gidemedik. İşte böyle. Sivil toplum örgütleri Manavgat'ta ciddi bir şekilde organize olmuşlar. Pazarcı arkadaşlar galiba bunlar. Öyle mi abi? Köylünün kendisi. Öyle mi? Köylünün kendisi. Biraz da yukarıya gidin abi. Şu buzu kaldırıverin yerden. Burası Manavgat, Sülek, Karacalar, Sülek. Geçici bir şekilde itfaiyenin müdahalesiyle şu gördüğünüz bölgeden şuraya atlaması söz konusuydu. Burası çözüldü. Şimdilik buradan aktaracağım budur. Başka bölgeye giderek devam edeceğim. Bugün buradayız efendim.